Türksüz ve Türkçesiz bir anayasa kabul edilebilir bir talep değildir. Bu talep hiçbir meseleyi çözmez. Türkiye'nin etnik meselesini de çözmediği gibi bilakis Türk kimliğini etnikleştirerek yeni bir çatışma iklimi yaratır. Başka şeyleri de yapar. Mesela bizim daha az konuştuğumuz konular var. Kavram ayrı, etnik kavram ayrı. Tabii. Millet kavramı ayrı, etnik kavramı ayrı ama millet kavramına etnisiyle muamelesi yaparsanız o zaman o kavramı da etnikleştirirsiniz ve etnik çatışmayı hızlandırmış olursunuz. Ya daha, Türkiye'de 27 tane, 27 tane etnik yapı olabilir vesaire ama Türk milleti bir tanedir. O farklı bir şey mi? Evet, farklı bir şeydir. Bir başka şey daha var. Mesela siz Türkiye'nin konuştuğu başka konular da var. Türkiye'nin başka ihtilaf alanları var, başka çatışma alanları var. Millet kimliği bu çatışma alanlarının makul eşikler içerisinde sürmesini sağlıyor. Mesela siz etnik sorununuzu çözme adına üst kimliği aşındırırsanız laiklik meselesini de konuşamaz olursunuz. İzmirli'nin Konyalı'ya anlatacağı şeyler azalmaya başlar ve yeni çatışmalarınızı bugünden öngöremeyeceğiniz bir domino taşlarının ard arda düşmesi hızıyla yaşamaya başlarsınız. Ancak şunun yapılması lazım. Türk kimliğinin herkesin kendisini içinde bulunabileceği şekilde genişlemesi lazım. Yani Türk kimliğinin de etnik bir içerikle anayasada tarif edilmemesi lazım. Şimdi bunun için baktığımız zaman Türklüğün tarihine baktığımızda Göktürkler çağından bu tarafa biz Türk kimliğinin etnik bir kimlik olarak değil bir siyasi kimlik olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu bir müstakil konuşma konusu ama şunun altını çizmek istiyorum. Biz etnik kimlik deyince bir sürü özellikten yola çıkarız gibi vesaire filan ama temelde psikolojiktir etnik kimliklerde. Ancak bu psikolojinin içerisine doğuşla o topluluğa katılma, doğumla o topluluğa katılma dışında çok zor girilebilir. Türk kimliği ise tarih boyunca olunan ve doğulan bir kimlik olmuştur. Yani hem içine doğulan bir kimliktir hem de aynı zamanda olunan bir kimliktir. Bunu biz Osmanlı çağı boyunca da görürüz. Bu hafızamızı en yakında canlandıran şeylerden bir tanesi Balkanlarda Boşnakların maruz kalmış olduğu, dram olduğu. Aynı ırktan gelen, aynı dili konuşan insanlar diğerlerini siz Türksünüz diye öldürdüler. Biz o zaman tartışmaya başladık. Bizim etnikleştirilmiş Türklük algımızın dışında tarihi tecrübemizin bize miras bırakmış olduğu geniş bir Türklük algısı ve tasavvuru var. Türkiye'de yanlış devlet politikaları bu algının çağrışımlarını körelttiler. Bizim laiklik tartışmalarımız bu bakımdan Türklüğü tahrip edici, Türklüğün geniş çağrışımlarını tahrip edici bir rol oynamıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin etnisite meselesine de şifa olacak biçimde biz Türklük kavramını herkesin kendisinin içerisinde yer bulabileceği bir genişlikle tartışmayı düşünmeliyiz. Milliyetçiler olarak bize bu gündemden düşen payın bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.